Çarpanlara ayırma çalışma kağıdı 2. Birinci soru. Aşağıdaki ifadelerin karelerini alarak özdeşlerini bulunuz. A artı 3'ün parantez karesi. Öncelikle bir formülleri yazalım. A artı B'nin parantez karesi. Bunlara tam kare özdeşliği diyoruz. Birincinin karesi A kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2AB artı ikincinin karesi B kare. Veya A eksi B'nin karesi. A kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2AB artı B kare. Bunlara biz tam kare özdeşlikleri diyoruz. Özdeşlikleri. Buradaki parantez karelerini de bu özdeşliklerden yararlanarak açacağız. Birinci ifadenin karesi, birinci ifademiz a kare. Arası artıysa burası artı. A ile 3'ün çarpımı 3a. Bunun iki katı 6a. Artı ikincinin karesi, 3'ün karesi 9. Birincinin karesi 2a'nın karesini alırsak 4a kare. Aradaki işaret eksi ise aradaki işaretimiz eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2a ile 3b'yi çarparsak 6ab, onun da iki katı 12ab. Artı ikinci kısım daima artı 3b'nin karesi 9b karedir. Birincinin karesi 2b'nin karesi yani 4b kare. Aradaki işaret artı olduğu için artı. 2b ile 1'in çarpımının 2 katı. 2b ile 1'i çarparsak 2b 2 katı 4b. Artı ikincinin karesi 1. D seçeneğine geldik. Birincinin karesi 1 bölü x'in karesini alırsak 1'in karesi 1 bölü x'in karesi x karedir. 1 bölü x'in karesi 1 bölü x karedir. Aradaki işaret artı olduğu için artı. 1 bölü x ile x'i çarparsak şurada kenarda çarpalım. 1 bölü x ile x çarpılırsa x'ler birbirini götürür ve 1 kalır. 1 bölü x ile x'in çarpımı 1 eder. Bunun da 2 katı 2 eder. Artı ikincinin karesi. X'in karesi x karedir. E seçeneğine geldiğimizde birincinin karesi 2x'in karesi 4x karedir. Eğer ki arası eksi ise burada da aramız eksi olacak. 2x ile 3 bölü x'in çarpımı kenarda çarpalım. 2x çarpı 3 bölü x. X'ler birbirini götürür. 2 kere 3'ten 6. Yani bununla bunun çarpımı 6 ediyor. Bunun da 2 katı 12. Artı ikincinin karesi 3 bölü x'in karesini alırsak 9 bölü x kare. A artı B'nin karesinden A eksi B'nin karesini çıkartacağız. A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı B kare. A eksi B'nin karesi A kare eksi 2AB artı B kare. Yazalım. A kare artı 2AB artı B kare. Eksiden sonra gelen bütün işaretleri değiştirecek. Eksi a kare. Eksi 2ab vardı. Artı 2ab. Artı b kare vardı. Eksi b kare. Buradaki eksi b kare ile artı b kare. Eksi a kare ile artı a kare gitti. 2ab, 2ab daha. 4ab olarak bu işlemin sonucunu bulduk. İkinci sorumuza geldiğimizde 3 terimlisi tam kare bir ifade ise K'nın alabileceği değerler neler? Tam kare ifadeler burası da burası da aynı olan çarpanlar. X kare x çarpı x'tir. 25'in de 5 ile 5 olursa çarpanları veya 5 ile 5'i çarptığımızda 25. Tam kare olması için iki çarpanı da eşit seçmeliyiz. Bunun dışındaki çarpan durumları tam kare değildir. Veya eksi 5 ile eksi 5'i çarparsak da artı 25'i verir. Eğer ki
5 5 seçmiş olursak K bu ikisinin toplamı olan 10 olacak. K 10 veya eksi 5 eksi 5 seçmiş olursak buradaki çarpanlar eksi 5 eksi 5'in toplamı K eksi 10 olmuş. K'nın alabileceği değerler 10 eksi 10'dur. Bu ifade de ya x artı 5 çarpı x artı 5 yani x artı 5'in karesi yani x artı 5'in tam karesi yani karesi alınmışsa biz bu ifadeye tam kare diyoruz. İki çarpan birbiriyle aynıysa biz bunlara tam kare deriz. Ya da x eksi 5 çarpı x eksi 5 x eksi 5'in karesidir. Bu kısımlar soru tarafından sorulmuyor. Sadece ben daha iyi anlaşılması açısından yazdım. Üç terimlisi tam kare bir ifade ise. Şimdi buradaki 4x karenin 4x çarpı x çarpanı ama tam kare olması için ikisi de eşit olması gerekir çarpanların. Yani 2x, 2x. Mecburuz tam kare ifade ise böyle seçmeye. Şimdi a öyle iki çarpana ayrılmış ki bu x karenin katsayısı 1 değilse çapraz çarptığımızda ortadakini vermiş. Burada da eşit iki çarpan ayrılmış olması gerekir. 36x toplanması gerekiyor. 2x ile buradakinin çarpımı, 2x ile buradakinin çarpımı bize 36x'i vermiş. Demek ki buradaki 2x ile buradaki çarpan, yani şuralara mm diyelim. İkisi de eşit olmak zorundadır. 2xm artı buradan da 2xm gelir. 4xm bize ortadaki 36x vermiş. X'ler karşılıklı giderse 4m eşittir 36, m eşittir 9. Demek ki buradaki çarpanlar 9, 9 olmalıdır. Yani a dediğimiz ifade bu 9 ile 9'un çarpımına eşit olacak. A eşittir 9 çarpı 9'dan 81. Tam kare dendiğinde burası 4x'ten 2x 2x. A'da a'nın ne olduğunu bilmiyoruz ama mm gibi veya nn gibi eşit iki çarpan olmak zorundadır. Ancak o duruma biz tam kare diyoruz. Dördüncü soruya geldiğimizde ifadesinin en sade biçimi nedir? Çarpanlarını ayırıp sadeleştirme yapmalıyız. Pay kısmına baktığımızda x kare eksi 25. Buradaki 25 5'in karesidir. X eksi 5 çarpı x artı 5 biçiminde ayrılır. Aşağıdaki x kare artı 5x'e geldiğimizde ise burada bariz bir şekilde ortak paranteze alma vardı. İkisinde de ortak x var. X parantezine alsak x artı 5. Şimdi bunları alt alta yazarsak. Pay kısmımızda x eksi 5 ile x artı 5'in çarpımı var. Payda kısmında ise x ile x artı 5'in çarpımı var. X artı 5'ler birbirini götürür. Sonucumuz x eksi 5 bölü x olarak çıkar. Buradaki x'lerin götürülebileceği gibi aklımıza fikirler gelmemektir. Yukarıdaki çıkarma durumunda. Sadeleştirme sadece ve sadece çarpma durumunda olduğu zaman yapılır. Burada çarpım durumunda oldukları için x artı 5'leri götürebildik. Bu ifadenin en sade biçimi x eksi 5 bölü x'tir. Daha karışık bir ifade var karşımızda şu an. Öncelikle şu pay kısmındakini alalım. 3x kare eksi 5x eksi 2. 3x kare 3x x diye ayrılır. X karenin katsayısı birden farklı olduğuna göre çapraz çarptığımızda ortadaki eksi 5 x'i verdirtmeliyiz. Eksi 2, eksi 2 ve 1 diye ayırırsak, eksi 2 ile 3 x'i çarparsak, eksi 6 x, x ile 1'i çarparsak, artı x eşittir eksi 5 x. Evet verdi. Çapraz çarpıp topladığımızda ortadakini verecek ama yazarken çarpanları düz yapacağız. Yani şu ifadenin çarpanları ayrılmış hali. Şuraya temiz biçimde hepsini yazmaya başlıyorum. 3x artı 1 çarpı x eksi 2 bölü.
Alt taraftaki 9x kare eksi 1'e gelirsek, şuraya yapalım onu da. 9x kare 3x'in parantez karesidir. Eksi 1 ise buradaki de 1'in karesidir. Yani bu 2 kare farkı. 3x eksi 1 çarpı 3x artı 1 biçimde. 3x eksi 1 çarpı 3x artı 1. Buradaki x eksi 2 çarpanlarına ayrılabilir bir ifade değildir. 3x artı 1 de çarpanlarına ayrılabilir bir ifade değildir. Arada bölü vardır. Bunu çarpma haline getirelim. Ve bu 3x artı x eksi 2 bölü 3x artı 1'i ters çevirelim. 3x artı 1 bölü x eksi 2. X eksi 2'ler birbirini götürdü. 3x artı 1'ler birbirini götürdü. Burada kala kala 3x artı 1 bölü 3x eksi 1 ifadesi kaldı. Bunun en sade biçimi 3x artı 1 bölü 3x eksi 1'dir. Altıncı soruya geldiğimizde ifadesi sadeleştirilebilir olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Bu ifadenin sadeleştirilebilir olması yukarıdaki çarpanlarla aşağıdaki çarpanların sadeleşebildiğini anlıyoruz. Yukarıdakinin nasıl ayrılacağını anlayamayız ama bu aşağıdakinin nasıl ayrılacağını net olarak bulabiliriz. X kare eksi x diye ayrılır. Artı 2'yi de eksi 2 ve eksi 1 diye ayırırız. Yani bu ifadenin paydası x eksi 2 çarpı x eksi 1'dir. Yukarıdaki duruma gelirsek x kare artı ax eksi 6. Şimdi yukarıda ya x eksi 2 çarpanı vardır. X eksi 2'ler birbirini götürmüştür. Ya da x eksi 1 çarpanı vardır. X eksi 1'ler birbirini götürmüştür. Birinci durum. Yukarıda x eksi 2 çarpanı var. Yukarıda yani pay kısmında x eksi 2 olsun. Yani x kare a artı ax eksi 6'nın içinde x eksi 2 çarpanı olması için zaten burası xx ayrılır. Demek ki eksi 2 çarpanı eksi 6'nın çarpanlarından birini eksi 2 seçeceğiz. Diğer çarpan da 3 olmak zorundadır mecburi olarak. 3 ile eksi 2'yi toplarsak 1 eder. A'nın değeri burada 1 olur. İkinci durum yukarıda x eksi 1 çarpanı olsun. X kare eksi artı ax eksi 6'da eksi 6'nın çarpanlarından birini eksi 1 seçmeliyiz bu durumda. Diğer çarpanda mecburi olarak 6 olur. 6 ile eksi 1'i topladığımızda x'in katsayısı olan değeri verecek. Yani a'yı. A burada eksi 1 ile 6'nın toplamı 5 olur. A'nın alabileceği değerler toplamı 1 artı 5'ten 6 olarak bulunur. Sadeleştirebilir kesir olması için aşağıda x eksi 2 varsa yukarıda x eksi 2 olma ihtimalini ele aldık. Aşağıda yukarıda x eksi 1 olsa x eksi 1'ler gider. Bir de ikinci olarak x eksi 1 olma ihtimalini ele aldık. Yedinci soru. X artı y 12, x çarpı y 15 olarak veriyor. Buna göre x kare artı y kare değeri kaçtır? X kare artı y kare değeri çarpanlarına ayrılması mümkün değil. Bu çarpanlarına ayrılamıyorsa demek ki bir şekilde bunu elde etmeli. X kare artı y kare elde etmeli. Nasıl elde edebiliriz x kare artı y kare? Burada verilen x artı y'nin her iki tarafının karesi alınırsa bunun karesinin açılımında x kare artı y kare ibaresi var. O zaman biz bunun karesini alıp x kare artı y kareyi yalnız bırakmaya çalışıyorum. X artı y'nin karesini alırsak birincinin karesi x kare, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2xy artı ikincinin karesi y kare. Karşıdaki 12'nin karesi de 144. Burada verilen x çarpı y'nin nasıl kullanılacağını şimdi anlıyorum. X çarpı y 15 ise burası 15 eder. X kare artı y kare artı ekstradan da bir 30 değerimiz olur. Eşittir 144. 30'u diğer tarafa atarsak x kare artı y kareyi eksi 30 geçeceğinden dolayı 114 olarak
8. soruya geldiğimizde 75'in karesi eksi 25'in karesi eşittir 1000 çarpı x eşitliğinde x değeri kaçtır? Buradaki 75'in karesi eksi 25'in karesine baktığımızda 2 kare farkını görmeliyiz. 75'in karesinden 25'in karesi çıkartılıyor. Bunu 75 eksi 25 çarpı 75 artı 25 biçiminde 2 kare farkıyla çarpanlarına ayırabiliriz. 75'ten 25'i çıkartırsak 50, 75 ile 25'i çarparsak, toplarsak da 100 eder. 50 ile 100'ü de çarparsak 5000 eder. Demek ki bu sol tarafın değeri 5000. 5000 eşittir 1000 çarpı x. Buradan da x'in açık bir şekilde 5 olduğu görülüyor. Dokuzuncu soruya geldiğimizde. İfadesinin en sade biçimi nedir? Burada çarpanlarına ayrılacak bir ifade yok. Çarpanlarına ayırma, toplama çıkarma durumunda harfli ifadelerin olmasını gerektirir. Burada toplama çıkarma durumunda harfli ifade falan yok. Her şey çarpma durumunda zaten. Direkt burada sadeleştirme yapacağız. Buradaki bölmeyi çarpmaya çevirelim. 2x küp bölü y kare çarpı 6y küp bölü 4x4y. Y küple y kareyi götürürüz. Burada bir y kalır. X üzeri 4 ile x küpü götürürüz. Burada bir x kalır. Burada bir y, burada da bir y var. Bunlar da birbirini götürür. İkisinin yerinde de 1, 1 kalır. Burada giden, tamamı giden şeylerin yerlerinde 1 kalır. Çarpmayı yaparsak yukarıda kala kala 12 kaldı. Aşağıda kala kala 4x kaldı. Hala sadeleşen 12 ve 4 değerleri var. 12'yi 4'e böldüm 3. 4'ü 4'e böldüm 1. Yani bunun en sade biçimi 3 bölü x'tir. Onuncu soruya geldiğimizde a eksi 3 bölü a eşittir 5 ifadesi veriliyor. Buna göre a kare artı 9 bölü a kare ifadesinin değeri kaçtır? A kare artı 9 bölü a kare. Herhangi bir şekilde çarpanına ayrılabilmesi mümkün değil. Böyle bir ifade nasıl elde edilir? Verilene baktığımızda verilende her iki tarafın karesi alınırsa böyle bir ifadenin geleceğini anlamamız gerekiyor. Şimdi bunun karesini alalım. Birincinin karesi a kare. Arası eksi ise arası eksi olacak. A ile 3 bölü A'nın çarpımı. A'lar birbirini götürür. 3 eder. Bunun da 2 katı 6. İkincinin karesi artı 9 bölü A kare. İstenen ifade geldi. Eşittir 25. Şu eksi 6'yı karşı tarafa atarsak tam olarak istenen değeri buluruz. A kare artı 9 bölü A kare eşittir 31. On birinci soruya geldiğimizde x kare eksi 7 x artı 1 eşittir 0 ifadesi veriyor. X artı 1 bölü x nedir? X kare eksi 7 x artı 1 eşit 0. Görülmesi çok zor bir ifadedir bu. Bütün ifadeyi 1 bölü x gibi bir şeye ihtiyacımız var. Bütün ifadeyi x'e bölmekte fayda var. Ki 1 bölü x gibi bir ifade gelebilir. Her şeyi x'e bölüyoruz. 0'ı da x'e bölüyorum. X kare bölü x, x eder. Eksi 7 x bölü x, eksi 7 eder. 1 bölü x, 1 bölü x olarak kalır. 0'ı neye bölersek bölelim 0 eder. Eksi 7'yi karşı tarafa attığımızda sorulan şey karşımıza gelmiş olur. Tamamen görmeye dayalı bir sorudur. On ikinci soruya geldiğimizde bize a eksi b 10 olarak verilmiş. A kare eksi b kare 160 verilmiş. A artı b toplamı sonuç kaçtı? Burada a kare eksi b kareyi görür görmez bu iki kare farkı deyip çarpanlarına ayırmalıyız. A eksi b çarpı a artı b eşittir 160. Biz a eksi b'nin kaç olduğunu biliyoruz. 10. 10 ile neyi çarparsak 160 eder? Tabii ki 16'yı. Demek ki a artı b sonucumuz 16.
Bu şekilde bu çalışma kağıdını da notalamış olunuz.